Kanalıma hoş geldiniz. Araç ehliyeti sahibi olan da B sınıfı. Kadıköy'den bin, Kars'a in dediler. Akşam dönüşü Silikli'ye mi dağırdı, güzel mi dağırdı? Bugün baba ol, gezelim dedik. Bakalım bizi neler bekliyor. Ekipmansız olmaz. İlk önce ekipmanlarımızı giyelim. Ekipman şart. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün sizlere Honda Space'i, motorunu tanıttım. Şimdi öndeki babam. Babamla birlikte Ümraniye Şerif Ali tarafına gideceğiz. Hem de 76.700 kilometredeki, yani 700 kilometreye çok yakın olan motosetimi sizinle tanıtacağım. Öncelikle babamın da emeğine sağlık, benim de ağzıma sağlık. Gördüğünüz gibi Honda Space'i elcikleriyle ve dizi örtüsünü taktık bir şey olduğu için havalar değişkenlik gösteriyor. Bugün ne kadar güzel olsa da her an havalar bir soğuyup bir ısınabiliyor. Sabahları motora bindiğimizde maalesef ki serin oluyor hava. O yüzden de mecburen taktık. Öncelikle motosetten bahsettik zaten videomuzda da. Honda Space'in en güzel yanı tabii ki de yakıtı. Yakıtı ne kadar az olursa o kadar kazancınız yüksek olur. Çünkü maalesef yakıt fiyatları pahalı olduğu için bir eve bir tane ekonomik motor set şart yani. O yüzden de aynalarımıza bakalım. Yani gördüğünüz gibi bakın ayna gayet arkayı güzel gösteriyor. Şunu da biraz şöyle yana kaydıralım. Burası gayet güzel gösteriyor. Ama gerçekten yaz havası, şansımıza mı diyeyim ne diyeyim. Adetten de motor set tayfasının grup genel kurucu başkanlarındanım. Baba oğul olarak, annem olarak üçümüz birlikte, üyelerimizle birlikte bu grubu kurduk, sürdürüyoruz. Şimdi işte yavaş yavaş YouTube işine de başladık. YouTube'da da bayağı bir aktiflik olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi şu an 20 km hızla gidiyoruz. Gayet iyi zaten, şehir içinde kıvraklı ve oturuşu çok rahat. Oturuşu rahat olduğu için de genelde herkes tercih ediyor. Önümdeki babam, o da Honda Dio'ya bindi. İkimiz birlikte bugün pazar günü gezelim dedik. Genelde insanlar bize çok bakıyor böyle yelekli olunca. Bakıyorlar ya bunlar kim falan filan, ne bunlar, mavi yelekler, polis mi falan filan diye çok rastlıyoruz. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Arada kornaya basmazsak maalesef bizim insanımız aracın içinde telefon oynadığı için yola da bakmıyor, bir tarafa da bakmıyor. Haliyle arada bip bip diyerek uyuyanları uyandırmak lazım. Genelde kuryeciler bu tarz motorları çok seviyor. Çünkü parçası ucuz. Bir de Honda abi, yani kazada yapsan motor tertemiz çıksa bu motorun ölüsü gerçekten para yani. Kaç kilometre olursa olsun, kaç yaşında olursa olsun. Yani şu an hala günümüzde eski kasa aktivyalar bile kullanılırken yani bunlar falan yani gayet güzel. Böyle işlek bir caddeye çıkarsak veya anayla bir hızlı testi yaparız şöyle bir hızını görecek birlikte. Yani düz yolda gayet 90-100'ü görüyor. Gayet yani CC'sine göre iyi. Süspansiyonları bu kilometreye göre hala iyi. Yaylanması, esnemesi, yürüyüş olsun. Gayet güzel. Şu an Erenköy tarafındayız. Ümraniye'ye gideceğiz. Buyur olsun. Motosiklet kardeşliği. Evet, motosikletler birbirlerini en kötü anda bile kolluyorlar. Kaza anında olsun, başka bir anda olsun. Hemen imdadına yetişiyorlar, koruyorlar. Bu abimiz bezlerimi kurutmaya çalışmış, plakayını kapatmaya çalışmış. Çözemedim ama inşallah bezleri kurutuyordur ya. Arabayı yeni silmiş, belli oluyor. Vay, benim eski sokağımda ya. Bu binada oturuyorduk daha önce, yıkıldı. Çocukluğumun geçtiği yerler buralar ya. Ama gerçekten çok güzel ya. Tırım. Ya gürültü de çalışmıyor yani, kilometresine göre gayet iyi bakın. Yani saat gibi çalışıyor, çekişi çok iyi, motor setimiz kafa atıyor. Yani hemen hızlanması falan bakın, hemen hızlanıyor. Yani diyor ki bana yolu açın, ben geliyorum diyor yani. Bugün de pazar trafiği çok fazla var. Araç çok fazla. Motosikleti mümkün olunca güzel tanıtmaya çalıştım. Size güzel aktarım sağlamaya çalıştım. Dediğim gibi kurye başlangıç motosikleti olarak alınabilir. Kilometre fazla takıntınız olmasın. Dediğim gibi önceliğiniz temiz ve servis bakımlı olsun. Aksi takdirde yani şey oluyor. Babam eski şoförlerden yani. Çocukluğundan beri motorlu iç içe. En güzel yanı şehir içinde kıvrak olması yani. Trafiklerde aralardan rahatlıkla geçip manevra kabiliyet yüksek. Aynı zamanda da yani gaza tepkimesi çok güzel. Hemen gaza bastığında pırrrr gidiyor. Ve gayet güzel. Yani ürkütmüyor insanı, yavaş yavaş. Tatlı tatlı gaz vereceksin. İyi gideceksiniz. Önemli olan bu.
Biliyorsunuz ki artık yeni bir yasa çıktı. Onu da söyleyeyim. Artık araç ehliyeti sahibi olan da B sınıfı 125 cc'ye kadar tabii fazlasını değil. 125 cc'ye kadar tüm marka model motosikletleri kullanabilecek. Yani bu yasa ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Tabii ya benim araba ehliyetim var. O zaman hemen bir motor alayım mı? Yok tabii. Öncelikle bunun eğitimini almanız gerekiyor. Saat raporu almanız gerekiyor. Ve 5 yıl, 2 yıl içinde de ehliyet kaptırmamış olmanız gerekiyor. O yüzden bunlara önem vermek gerekiyor. Şöyle bir hızlanalım bakalım. Bakın rampa yukarısı şu an. Rampa yukarı hız alarak gidiyor. Bakarsanız motosiklet gitgide hızlanıyor. Şu an yavaş yavaş düzlüğe çıktı. 60'tayız. 70'e doğru gidiyor. 90'a doğru ilerliyoruz. 90'a doğru yaklaştık. Biraz alt aşağı. 90 yaptık. Aslında motor için bile fazla yani. Çünkü yani motor uzun yola gidilir mi? Gidilir ama yorar insanı. Neden derseniz. Serisinden olsun. Fazla hızlı gidememesinden dolayı. Motorla fazla sürat yapmak pek şey değil yani. 90, 80 gayet ideal bir motor için. Yazılım attıranlar varmış. Duydum. 110-120 yapıyor. Ya yani gerek yok. Ya motorun 110 cc yani. Bunun kapasitesi belli yani. 90 gayet ideal bir hız yani. Çünkü o kadar köfte o kadar ekmek derler. Nedense az yaktığı için az yakan motosiklet çok kaçmaz. Sen yemin ne kadar çok verirsen o kadar hızlı gider. O kadar bir randıman alırsın. Gayet şu an şehir içinde trafiklerde gayet güzel. Aslında motorla bir Sakarya Makarya yapsam Bakırköy 50 cc ile uzun yol yapanlar falan var böyle. Tabii birazcık da aksiyon seviyorsan yapabilirsin tabii. Aksiyon şart. Hayatımızda bazen aksiyon almak gerekiyor. Masraf çıkarmıyorum motosiklet. O yüzden de ben pek sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Benim gibi motor 100-150 bine kadar anahtar değmeden 2000'de bir hep derler ya yağını suyuna baktırdın mı? Ya kardeş yani yağına baktırıyorsun da suyu yok yani. Motor hava soğutmalı. 110 cc hava soğutmalı makine. Sıkıştırılır mı? Şimdi diyorlar ki şu ya hava soğutmalı ya bu şişermişler diyorlar. Arkadaşlar bu motorlar şişmez. Neden derseniz yani ben bunu satın almadan önce de söyledim. Yani ben, dedi ki abi dedi Kadıköy'den bin Kars'a in dediler. Tek marşla yani yakıt al devam et yakıt al devam et dediler. Mecbur duyucu dinleneceksin diyor yani her tarafın ağrıyor dedi. Çünkü ağrı da içinde illaki bir mola vermek istiyor insan dedi. Yani düşündüğün zaman doğru söylüyorlar. Bakın rampada gayet güzel. Yani rampada hızlanıyorsa bir motosiklet iyidir yani ya. Diyorlar falan rampada çekmiyor, buz düşürüyor. Evet, başıma geliyor benim de. Hele iki kişi çıkamadım rampalar oldu. Bunun da zaten videosunu yakında çekeceğim. Honda diyor alınır mı? Ya Honda ismi yeter ya. İsmi olduğu sürece alınır. Honda kötü bir marka değil. Az yakmaya odaklı olduğu için yani az yakan bir şey çekmez yani. Ben her zaman derim yani arkadaş. Pek bir şey bekleme ya bu şey değil yani. Trafik olmadı. Sola dönecek. Biz soldan devam edelim. Gayet atıklı falan gayet güzel. Akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Akşam güneşi sidikliğe mi dağırdı? Güzel evim dağırdı. Sabah güneşi... Sabah güneşi benim bildiğim sidikliğe doğar, akşam güneşi güzele doğar. Yani o güzelim yani, yakışıklıyım herhalde. Ondan bize doğurdu. Freni de gayet iyi. Tekiller yüksek var. Frene basıyorum. Hemen hızlı. Düşüyor ve devam ediyoruz. Ben beyaz hattı yaktım. Arkadan sıkısın bakalım. İstanbul trafiğinde motor kullanmak gerçekten yani zor demeyelim de ya çok şey olmam lazım ya böyle sürekli empati kuracaksın. O adam beni görüyor mu? Şu görüyor mu? Herkesin de bir telefon var. Araç içinde telefonla konuşuyorlar. Yok telefonla oynuyorlar. Kardeşim yani bir yarım saat bir saat boşluyorsun ya. Trafiktesin o yüzden bir boşluyorsun. Ümraniye geldik. Genellikle açtığımız zaman stop ediyor. Evet. Ne oluyor lan? Ha? Anasını Ha? Yoktu. Alıp geleyim.